konumuza, gündemlere. Bugün gün, bayağı bir gün kutlanacak. Evet, kutlama mı diyeyim veya hatırlanacak günler var. Bunlardan biri herhalde neydi? Göçmenler günü. Yani göçmenler o, haftası mı o? Günü. Yani Dünya Göçmenler Günü 18 evet. Aralık. Öyle bir gün var. 2000 yılından itibaren bu şekilde kutlanıyor. Evet. Niye 18 Aralık? Çünkü 1990 yılında Birleşmiş Milletler'in bu göçmenlerle ilgili bir sözleşmesi kabul ediliyor, imzalanıyor. O tarihe denk getirerek 2000 yılından itibaren de Dünya Göçmenler Günü kutlanıyor, anılıyor diyelim. Ya yani bugünün amacı da göçmen olgusuna dikkat çekme. Şimdi göçmen mülteci değil anlaşılan, değil mi abi? Yani göçmen aslında biraz daha üst bir başlık. Göçmenle mülteci farklı. Evet. Mülteci siyasi nedenlerle ülkesinde artık yani kalması mümkün olmayıp da yani ülkesini terk eden, mecburen. Kendi iradesi dışında terk edip ve başka, dönemeyecek halde olan. Yani. Ve bir başka ülkeye sığınan. Aynen, evet, yani öyle. Yani ülkesine artık dönme ihtimali de olmayan, yani dönerse ciddi bir sıkıntıyla karşılaşacak. Ama göçmen kendi iradesiyle. Evet, göçmen planlı olarak, yani o da tabii ekonomik sıkıntılardan ülkesini değiştirebilir ama evet. Mesela şöyle, ya ben bulunduğum ülkede ekonomik anlamda rahat değilim. Acaba işte Fransa'ya mı gitsem, Almanya'ya mı, Amerika'ya mı? Kaçak yollardan dahi gitse, yani sonuçta bir tercihle gitmiş oluyor. Evet. Bu göçmen oluyor. Planlı olarak da gidebilir. Yani vizesini alır, turist vizesiyle gider, orada kalır. Yani böyle bir sürü farklı yol var. Bunlar göçmen. Bunların hepsi göçmen başlığı altında ama mülteci, ya yani o da ülkesini değiştiriyor. Mecburen değiştiriyor ve artık ülkesine, kendi ülkesine geri dönemeyecek halde oluyor. Dönemeyecek halde olması gerekiyor. Yani güncel verilere göre dünya genelinde 272 milyon göçmen varmış yani aktif. Evet. Avrupa'da da 21 milyon, 21.8, yani 22 milyona yakın göçmen var. Bunlar da işte Avrupa nüfusunun %5'ini teşkil ediyor. Avrupa nüfusunun %5'i, yani çok yani ciddi bir sayı, ciddi aslında bir rakam, tabii bütün %5. Avrupa genelinde. Bunlar Batı Avrupa ülkelerinde daha çok yoğunlaşıyor. Dünyada işte en çok göç alan ülkeler, yani göçmen alan ülkeler, bunların da sıralaması 2019 yılına göre en çok Amerika Birleşik Devletleri almış. Yani en çok göç alıyor. O green card'ı da acaba göçmene mi sayıyorlar? Sayılıyordur tabii. Yani çünkü bulunduğu ülkeyi değiştiriyor insanlar. Artık o ülkede yaşamaya başlıyor. O ülkenin vatandaşı değiller. Göçmen haline giriyor. İşte Almanya, İngiltere, ondan sonra Arap ülkeleri de var. Suudi Arabistan. Bu neden var? Çünkü onlar da dışarıdan işçi alıyorlar. Yani birçok işi kendileri yapmadıkları için, bu Bangladeş gibi bazı işte Müslüman ülkelerden kendileriyle uyumlu olabilecek ve rahat çalıştırabilecekleri insanları bir nevi tırnak içinde hani modern köle gibi değerlendiriyorlar. Sözünüzü destekliyorum. Şöyle gelen o Bangladeşli, o Hindistanlı veya nereden gelmişse ailesiyle gelmesi yasak. Yok, vatandaş zaten olamıyor. Yok, oturumlar yok. Çok sıkıntılı. Ailesini evet. de getiremiyor. Evet, 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 yani ailesiz gelmek zorunda. Yani tamamıyla köle zihniyeti üzerine kurulmuş. Kesinlikle evet. Şey orada. Evet. O insanların o maddi zaafını, değil mi? Ya ihtiyaçları, evet, yani ihtiyacı var. Orada belki ayda 200-300 dolar kazanabilse onun için büyük bir şey. Çünkü kendi ülkesinde onu bir yılda kazanabiliyor. O razı zaten, yani mecburiyetten dolayı. O da onu sonuna kadar kullanıyor. Geliyor oraya, dediğiniz gibi tek başına belki birkaç kişi bir arada kalıyorlar veya evinin işte öyle köle yapıyorlar. İçin ayrılmış tabii, bir odası var. Orada karanlık bir yerde kalıyor. Evet. Bir hata yaparsa çok ağır bir şekilde, şiddetli bir şekilde cezalandırıyorlar. İşte malum ölüm cezası da var orada. Yani öyle olaylar da var. Bir bilemiyoruz, böyle iftira mı oluyor, gerçek mi? İşte sen şöyle yaptın diyorlar mesela. İdama varan cezalar görebiliyorlar. Maalesef yani böyle bir durum var. Bunlar göç alan ülkeler. Göç veren ülkeler de yani tam tersi. Bunlar da kendi ülkelerinden dış ülkelere gidenler. Hindistan en başta. Meksika. Yani Meksika Amerika'ya gidiyor malum. Zaten orada sınırda Trump'ın da duvar örme isteği oradan geliyor. Çok ciddi bir akış var. Çin var. Çin'in de olması zaten çok mantıklı. Çünkü her ülkede bir Çin komünitesi, nüfusu var. Yani işte Fransa'sında, Amerika'sında mahalleleri var bunların. Evet. Afrika'da var. Yani farklı burada farklı da tabaklar ülkelerde, değil mi? Tabaklarda çok görüyorum bunları. Bu tabağı yazan yerlerde. Yok şöyle, dur, belki bir şey diyecek. Tabak değil de taba. Yani. Taba. Tabak derken hayırdır, taba? Ben Türkçe okuyorum. Hayırdır taba? Taba. Oralarda Çinlileri çok görüyorum. Orada ne işiniz var onu soruyorum. Ya geçerken, telefon geçerken doldurmaya, şey yani reşarj yapmaya oraya gidiyoruz. Hep orada onlar satıyorlar. Birçok şey, tabalar birçok şey yapıyor aslında. Evet, evet. Şu anda fatura falan da galiba. De, kolileri de alabiliyorsunuz. Elektrik, su faturaları da galiba oraya aktarılıyor oldu mu veya aktarılacak mı gibi.
devlete verilen bu damga pulları veya bazı şeyler, timbre işte değil mi onları? Timbre fisco. Timbre fisco. Vali pulları oradan zaten alabiliyorsunuz. Onun dışında kolileri de bu kol, mondial, rele, röle falan onları da oradan yapabiliyorsunuz. Evet. O taba işi ayrı. Bu mesela bu bölgede de bizim bu Panten ve civarı, o civarda da yani çok uzak doğulu olduğunu zaten görüyoruz. Yani de şu çok tapınakları sayıda var şu yakın bir yerde. Hiç gittiniz mi? Tapınakları mı? Caminin yan tarafında. Aha. Öyle mi? Aynen. Ya, çok bilmiyorum. Güzel tapınaklar. Hiç gittiniz böyle mi derken nasıl bir soru yani? Hiç gördünüz mü tapınağı yani önünden geçip? Gittiniz mi? Gidilmez mi Allah Allah yani? Belki görmek için ziyaret etmek için gidilir yani. Çok değişik gidelim bir maalesef falan var girişi falan. Başka ülkelerde Kore'de gidiyordum, görüyordum. Çok ilginç onların evet, ibadet doğru şekilleri de. Bak gidiyormuş ya yani, doğru. Tamam vazgeçtim, özür, geri alıyorum. Abi vivre ensemble sizde hani. Yok öyle bir şey bende evet maalesef. Bir de bu göçmenlik olumsuz bir şeymiş gibi sunulsa da yani bazıları öyle düşünebiliyor. Tam olarak öyle değil aslında. Dünya genelinde gelmiş Türkiye'de geçmiş var. Çok meşhur ve zengin Türkiye'de göçmenler var. Yani göçmen derken tabii Türkiye'deki göçmenlik biraz daha dar çerçevede yani. Eskiden Türkiye ile bağları olan Balkanlardan gelen insanlar veya Balkan, yani Kafkaslardan gelenler mesela falan ya, o Bulgar göçmeni, aslı Bulgar onun falan gibi böyle. Çok rahatsız oldukları rahatsız, bir şey evet, oradaki evet, soydaş olarak evet, tabir edilen yani grubun yakinen onu da biliyorum. Evet yani o kitlesel bir göç hareketiydi mesela o 1980'lerin sonunda Jivkov rejiminden kaçan soydaşlar. Onlar da öyle anlıyordu evet, göçmen. Türk, yani Bulgaristan Türkleri veya işte ya Bulgar göçmenleri de diyorlardı. O kitle çok hoşlanmıyor o tabirden. Bu gelişmiş ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da göçmenler mesela yakın zamandan bir örnek bu aşıyı bulan Türkler göçmen sonuçta. Bir tane göçmen çocuğu evet. Göçmenler orada başarılı olmuşlar, aşıyı bulmuşlar ve zengin insanlar yani belli evet, bir refah seviyesinde. Tesla yani Güney Afrika kökenli birisi. Tesla diyordum işte bu Elon Musk. Tesla'nın sahibi. Tesla o da aslında göçmen. O da Sırp göçmen olarak Amerika'ya gitmiş ama marka olarak karıştırdım şu an. Musk işte Güney Afrika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bir göçmen orada evet, şirketini ilerletiyor. Onun dışında Hamdi Ulukaya diye yine Amerika Birleşik Devletleri'nde çoban yoğurtlarının sahibi var. O da bir göçmen. Muhtar Kent var. Coca-Cola'nın bir ara baş yöneticisiydi. Çok böyle örnekler var. Einstein gibi. Konuyla ilgili Musk'a bağlanalım mı? Bir olur, telefon bağlansın. Deneyelim diye olmasın. Sanat dünyasından da. Değilmiş. Ben ya bana aradınız yazdı mı? Da. He, tamam. Bana yazdı da. O deneme yapıyorlar onlar sürekli. Mars. Belki dünyada da değildir ya. Büyük ihtimal uzayda bir yerdedir falan. Evet. Sanat dünyasından da çok sayıda göçmen insan var. Hani meşhur aktörlerden, İtalyan kökenli ailelerden gelen aktörler var. İşte Schwarzenegger gibi Avusturya'dan doğrudan kendisi bizzat göçmen olan ve işte Kaliforniya valiliğine kadar yükselmiş. Yani göçmen olma aslında olumlu etkileri olan bir şey belki de. Yani o gayret, insanın gayret etmesi, kendini göstermesi, daha fazla çalışması, kabiliyeti varsa, evet, belli özellikleri varsa onunla işte ön plana çıkabiliyor. Ülkede değişiyor mesela. Ha, imkanlar vermeyle de ilgili tabii yani. Buna yakın mesela Amerika'da kullandıkları terim descendant. Yani Fransa'daki bir yani çok şey yani Fransa'da immigré. Hı hı. Yani dışarıdan gelen gibisinden. Ama mesela Amerika'da kullandıkları descendant hani orada hani yani kökenli göç, gibi mi ya yani başka kökenli hani aslen Türkmüş gibi. Yani şöyle Amerika zaten bir göçmen ülkesi. Orada herkes en azından 400 yıl öncesine kadar bir yerlerden gelmiş. Bir göçmen biraz daha vizesi var yani. Biraz daha erken gelmiş. Var. Tek fark o. Ben diyor ben 200 yıl önce geldim diyor. Ben diyor 300 yıl önce geldim diyor. Bir de 50 yıl önce gelmiş. Öyle bir fark var. Göçmenlerden oluşan ülke. Avustralya gibi, Kanada gibi. Dolayısıyla göçmenlere bakış tabii ki buradan farklı. Fransa farklı. 1000 yıldır belki bu toprakta oturanlar var. 1500 yıldır belki o kadar bilemese yani soylular bilebilir bunu sadece. Soylu, asil soylardan gelenler. Ama böyle bir gerçek var. Bu o bahsettiğiniz diğer ülkelerde göçmenlerin üzerine kuruluyor ülkeler zaten. Bir abimiz veya ablamız mı diyeyim bir seyircimiz. Göçmen demek göçün nedeni ve hukuki statüsünden bağımsız olarak ikamet ettiği ülkeden ayrılarak başka bir ülkeye giden kişi olmasıdır. Sığınmacı ve mülteci kavramından tamamen farklı. Evet onu kesinlikle zaten evet, ayrı olduğunu öyle evet, bir fark var. Evet, yani göçmen sığınmacı değil. Değil. Sığınmacı farklı, mülteci de farklı. Evet. Ama yani göçmenler de olduğu gibi mülteciler de bence aynı şanslara sahip. Yani evet, bir
mülteci olarak bizler de yani entegre olabildiğimiz ölçüde. Tabii öteki biraz daha planlı oluyor. Daha işte istediği gibi karar verebiliyor. Yani kendisi karar veriyor her şeyi. Ne zaman gideceğini, ne yapacağını. Mülteci olmada biraz daha bir zorunluluk var ve evet. bir ani olma durumu var yani. Böyle hazırlık durumu söz konusu. Valizini alıp gidebiliyor yani. Öyle evet. durumlar da söz konusu. Ama yine de bir mülteci de göçmen gibi bence bulunduğu ülkede ciddi noktalara o olmasa dahi onun çocukları. Onların çocukları artık göçmen gibi olacaklar evet. zaten. O ülkede doğmuş gelir, büyümüş gelir. İnsanlar. Evet. Büyük şöyle, fırsatlar olabilir. Şöyle bir farklılık da var. Yani genelde göçmenler bir yere geldiği zaman geri ülkelerine gitmeme şeyinde. O yüzden yeni mülteciler. Mülteciler evet. evet. Mülteciler dönemiyor zaten. Mülteci evet. dönmemek üzere geliyor evet. O yüzden yani artık yeni gittiği ülkenin yani artık oraya tamamen adapte olmaya çalışıyor ve tabii. oralı gibi davranmaya tabii, tabii. çalışması gerekiyor. Tabii. Ama göçmen olduğu zaman iki ülke arasında hani yani, kalıyor. Doğru. Çünkü hani biz bunu çok yaşadık. Yani burada hani yabancıyız. Türkiye'de de hani Almancıyız. Gurbetçi. Hani gurbetçi. Hani ondan evet. dolayı hani bayağı bir farklılık var ama yine insanların arasında da. Doğru. Bununla alakalı. Belki dediğiniz gibi mültecilerin bu konuda hani aynı şansı belki tam tersi daha avantajları da olabilir. Avantajları var. Zaten hizmetimizin buradaki yani yeni gelen arkadaşlarımızın bir farklılığı da bu olabilir. Buradaki program, buradaki hizmetlerin daha fazla ilerleyebilmesi Allah ve daha fazla ve inayetiyle, inşallah. Yani güzelleşmesi için. Yani bu inşallah. Belli bir yaşın üzerinde gelenler illaki tam bir entegrasyon olamayabilir yani zor. Ha, bence ama hani Ömer onların... abi belli bir yaşın üstünde ama Fransızcası şıkır şıkır ya, konuşuyor yani. Seviniyordum. Ya, güzel şeylerden bahsedecekti belli ki evet. Sorbon'da öğrenci mesela evet, yani Ömer abi evet, gerçekten. Ya, yani, evet o. Duyamadık. Sesi kısıkmış. Televizyon kapandı. Ha televizyon geri kapandı. Tamam. Ben dedim yayın mı gitti diye bir karanlık oldu da. Yok yok. Ya ama çocukları yani belli yaşın üzerindekilerin çocukları mutlaka zaten burada eğitimlerini görmüş olacaklar. Evet. Arkadaşları olacak. Hayatları burada geçmeye başlayacak. Onların entegrasyonu daha farklı olacak. Yani belki göçmenlere benzer. O verdiğimiz örnekler gibi işte Einstein gibi, Soros gibi bir bu Yahudi soykırımından kaçıp gelenlerin torunları gibi, çocukları gibi mesela. Onlar eğitime İnşallah. Önem veren insanlar oldukları için Steve mesela. Jobs. Amerika Birleşik evet Jobs'un da Suriyeli. Bir tarafı Suriyeli evet. Yani göçmen bir aileden geliyor. Zinedine'den. evet, spor camiasından. Suriyeli derken bu arada yeni bir şey daha var bu hafta. Bir gün önemli. Evet. Dünya Arapça Günü. Evet. Günü mü haftası mı? Günü değil mi? Günü o da 18. Evet. Aralık. Dünya Arapça Günü. Buradan ekranlar önünde. Abi dur şöyle kamerayı size vereyim. Şöyle çünkü şöyle bir böyle şişmeye başladınız böyle. Yok. Gururlanıyor bir şekilde. Hanımın Dünya Arapça Günü'nü kutlamak için Arapça Günün kutlu olsun hanım diyorum. Evet. Bu arada size ayrı bir hava daha atayım. Cennetin dili Arapça olacak. Allah Allah. Ve siz orada belki beni tercümanlık için peşime düşebileceksiniz yani. Yok da Google Translate. Cennet olduğu için hani istediği her istemiz olmuyor mu? Dili Arapça. Tam Arapça yani öğren. Yükle beyni diyeceğiz. Kafayı yükle diyeceğiz. Konuşacağız. Hani cennet istediğimiz gibi bir şey bir yer değil mi? İnşallah öyledir. Hayır, yani şimdi bile belli oranda yapabiliyoruz buna teknolojiyle öyle değil mi? Hani bazı uygulamalar var. Yani yazılımlar var. Ya, onun da. O da herhalde onun çok daha ötesi olabilir. Teknoloji buradan daha iyidir yani. Ya inşallah öyledir. Abi cennet hayal diyorsun. Edemeyeceğimiz şeyler tabii, var kesinlikle. Orada. Ama kesinlikle. Bu Arapça dünyada evet. 290 milyon insan tarafından konuşulan bir dil. Benim de Arapça günüm kutlanıyor. Kullam ve lugal arabiye bi khair diye. Evet, şimdiden diyorlar mı? Evet. Bu da Arapça günü Birleşmiş kutlu. Milletlerin resmi dillerinden biri, altı resmi dilinden biri olduğu için. İlk altı da değil mi Arapça? Altı dil var onlardan biri. Evet. İşte İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Çince, Arapça, Rusça bir de galiba değil mi? Altı etti. Ben bu dili baba duasıyla öğrendim. Onu sizinle paylaşayım o zaman. Ortaokula İmam Hatip'e kaydettirdi babam. Ve elimden tutmuş götürürken yolda bana dedi ki oğlum dedi seni İmam Hatip'e niye kaydettiriyorum biliyor musun? Neden dedim baba? Arapça öğrenmen için dedi. Sen dedi Arapçayı öğren ben seni dedi Ezher'de bile okuttururum. Mısır Ezher Üniversitesi'nde. Abi o duayla yola çıktık demek ki. Sonra Ezher değil, babam hızı tutturamamış demek ki ben Sudan'a geçtim. Yani bir alt ülkeye. Hatta babama hep derim baba o nasıl duaydı ya. Freni tutmadı gittik ta Sudan'a. Sonra Arapça öğrendik. Abi o da bitmedi.
gittik bir, yani hanımım Arap, bir Arap'la evlilik yaptım. Yani o, evin dili Arapça oldu. Yani anlaşılan o dil benimle mezara kadar. Ondan sonrasında da cennet dili ise cennette de benimle ha, devam çok... edecek. Baba duasıyla oralara kadar geldi o iş. Ama bence sanki cennette Arapça olsa bile cennetin dili. Evet. Yani siz Arapça konuşurken biz otomatik olarak anlarız. Ve biz size cevap verdiğimiz zaman siz Arapçaymış gibi anlayacaksınız. Ama biz mesela Fransızca veya Türkçe konuşuruz. Yani niye kırıyorsun be? Ben hani kendimi biraz bir şey zannedecektim yani. Sen şimdi niye yok, kırıyorsun ama beni? Siz, hani, ama siz ana diliniz olmuş gibi olacak orası için. Ama bu dünya içinden cenneti artık bilemeyiz de bu dünya içinde büyük bir gerçekten avantaj şey yani. Siz nereye uçtunuz? Geri gelin buraya. Buradayız biz. Birisi yazmış yani. Ki Farsça olacak diye duymuştum. Yani ben ya. De Fransızca diye biliyorum. Bir de Fransızca çıkıyormuş. Hepimiz ters köşe. Meke diye. Evet, cennette de mi dil kursu olacak? Vallahi eğer olursa ben orada ayım yani. Bütün abi arkadaş herkese ben öğreteceğim anlaşılan. Evet, Dünya burada, Arapça Günü böyle. Akıl kuşu yine biraz bir önceki konuyla alakalı yorumlar bir şeyler yazmış da. Evet. Hani gördük ama sadece konuyu değiştirdiğimiz için o konuya geri gelmemek için şimdi canın yanında okumuyoruz ama gördük. Hani de söyleyeyim çünkü bayağı uzun uzun mesajlar yazmış. Evet. Güzel tarifleri var. Ben ilk girişini okumuştum. Hı-hı. O konuyla evet. ilgili. Evet. Arapça dilimizin günü kutlu olsun. Öyle olsun diyelim. Kutlu olsun. Biz de sizi kutluyoruz. Bu arada bu haritada da Arapça konuşan diller sanırım. Arapça kaç? Ana dili Arapça olan ülkeler mi? 270 milyon evet. galiba. 290 milyon 290 diye ben mi? gördüm. 290. Çok ciddi bir sayı yani gerçekten. Abi şimdi kaç farklı ülkede? Arap Ligi diye bir şey var zaten. Yani bu Arap devletlerinin bir arada olduğu içinde evet. yani onlarca ülke var. Şu yeşil haritada Fas'ta oldum. Cezayir'de oldum. Tunus'ta oldum. Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Epey. Abi Arap dünyası sorma çünkü bunların şimdi hepsi Arapça, ana dili Arapça da bunlar Arapça hepsinden yani böyle değişik lehçelerle konuşuyorlardır illaki değil mi? Ben o lehçeleri de öğrendim. İşte onlara arasında mesela bazı farkları veya var değişik, bayağı fark var. Var ama söyle biz anlatır mısınız? Hani ne farklı? Yani Kur'an-ı Kerim'i aynı okuyorlar yani herhalde. Yani şöyle bir olay anlatayım. Aradaki farkı siz çözün. Bir Suriyeli ile bir Faslı Arapça konuşup anlaşmaya çalışıyorlardı. Anlaşamıyorlardı. Ben ikisine tercümanlık yaptım. Allah Allah. Yani o da olay bu kadar felaket yani. Aradaki lehçe farkı. Örnekle verebilir misin? Mesela şu ülkede şu şöyle deniyor. Şu şöyle deniyor. Şu şekilde. Mesela Fas'ta yarına gadde diyorlar. Öbür Araplar bukra diyorlar. Yani bakın tamamıyla kelime farklı. Aynen, yani. Evet. Ama klasik Arapçada gaden veya evet gaden diyorlar klasik Arapçada. Yani acayip ama bir hepsi de, o klasiği anlıyor mu? Anlıyorlar. Anlıyorlar. He, klasik mesela haberler bütün Arap fasih aleminde Arapça. Araplar fasih Arapça klasik Arapça ile veriliyor. Ama o halk konuşması mesela Fas'a ilk gittiğimizde ben şaşırmıştım. İmam klasik Arapçayla hutbeyi epey bir götürüyor. Sonra orada duruyor. Halk lehçesiyle açıklıyor. Çünkü anlamıyorlar onun dediğin hepsini. Yani Allah Allah Arapça konuştun. Niye bir daha açıklasın şu bu? Yani bizim hani onlara bakışımız öyle. Ama değilmiş sonradan öğrendik. Ya onlar da aslında anlamıyormuş gibi oluyor o zaman. Hepsini anlamıyorlar. Biz nasıl Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsa direkt aynen. onlar da anlamıyorlar. Onlar da anlamıyorlar. Yani, o yüzden hani İslam dünyası bu şekilde. Kur'an'ı anlayan gerçekten hani okunduğunda direkt anlayan yani kendine göre bir şey anlıyordur ama Orta Doğu ülkeleri anlar mesela Suriye'ydi işte Mısır falan. Onlar da çünkü lehçeleri klasik Arapçaya daha yakın. Hemen hemen çok bir değişiklik yok ama uzaklaştıkça o coğrafyadan yani, Kuzey Afrika'daki yani, Kuzey Afrika'ya gidince evet, iş iyice farklılaşıyor. Yani, o yönüyle ama anlamadıklarını gördüm Arapların Kur'an'ı yani onlar da açıklama ihtiyacı duyuyorlar yani. Bu da Arapça ile ilgili. Ama dediğim gibi bir Suriyeli ile bir Faslı arasında tercümanlık yaptım. Hatta Suriyeli şöyle dedi. Bugün kıyamet koparsa yani olur çünkü bir Türk iki Araba tercümanlık yapıyor dedi. Bir de Arapçalarına. Öyle bir şey yaptı. Böyle hani siz hiç duyduğunuz böyle değişik şeyler var mı? Çünkü mesela çok örnek verilir. Hani bazı okunurken mesela Kur'an-ı Kerim dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir tanesinde tıraş etti manasına geldi. Tabii. Diye birkaç, o Arapçanın böyle incelikleri mesela işte halaka yani yerine halaka dersen eğer o noktayı kaldırırsan biri yarattı biri
tıraş etti oluyor. Hakikaten öyle enteresan. Peki, bunlar kadar hiç örnekleriniz var mı? Böyle yaşadığınız veya durduğunuz veya sizin mesela çünkü Arapçayı öğrenirken böyle. Arapçayı öğrenme Fas'a gelen bir misafirimiz ezan okundu. Böyle durdu. Ya dedi ezanı Türkçe okuyorlar. Bazı Türkçe de konuşsalar dedi. Dedim abi sen ezanın Türkçe olduğunu mu zannediyordun? O güne kadar ezanın Türkçe olduğunu zannediyormuş. Ya dedi ne güzel ezanı Türkçe okuyorlar. Bari Türkçe de konuşsalar diye dedim abi. Yani. Şimdi onu anlayınca böyle değil mi? Türkiye'den bildiği bir şey. Zannediyor ezan Arapça diye. Öyle latifeler yaşamıştık yani o ülkelerle ilgili. Evet ne diyor? Klasik Arapça'da ikisi doğru. Bu yüzden o kadar fark var ülkeler arasında. Evet, bu Arapça ile ilgiliydi. Ya yani kendimi biraz şey yapayım dedim ama hiç o fırsatı vermediniz. Sağ olun. Abi zaten yok yani. Şöyle abi, bizi izleyen şu an 40 kişi var. Evet. Burada bizle 43 gibi bir şey oluyor. Hani sonradan izleyenlerin de sayısını sayarsak. Evet. Ben burada herkese açıklamak istiyorum. Hani Ömer abimiz Mısır kanalına hani bütün zaten kendi bir anlattı Arapça şakır şakır. Hani bülbül gibi hani Arapça öldü konuştu. Allah Allah. Ondan sonra da bizim buradaki gelen ailelerimizin Türkçe anlattığını çevirdi. Tercümanlık yaptı. Ama direkt böyle şey değil yani. Konsekütif yani hemen aynen. Arkasından. Hemen arkasından evet. Hani bildiğiniz hani, zor bir şey. Ki zaten hani bizi takip edenler veya bilen mesela İBM'nin kanalına geçen Arapça duayı yaptı. Yani hani Arapçası çok güzel maşallah. Teşekkür ederim. Abi buna kadar hiç böyle ders verme veya bir şey düşündünüz mü? Çünkü geçen ben birkaç arkadaşla konuşuyorum da bu meseleyi. Mesela Ömer abine özel Arapça dersi alabilir miyiz? Hmm. Yani cennet için olacaksa verebilirim. Yani. Başka ne için kullanacağız? Yani ve buradaki Araplar için. Yani dediğim gibi öğrenecek insanlar ben cennette de bu dili konuşmak için Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yani belki. Orayı ayarlarız da. Yani daha çok burada daha çok yani Ömer abi şey Rumami'nin dediği gibi Kur'an-ı Kerim'i daha iyi ayarlamak yani, için. Sadece hani Kur'an-ı Kerim'i daha doğru düz okumak için de yani. Evet ya. Yani hakikaten nasip oldu. Ben kendimi çok şanslı sayıyorum o konuda. Yani Arapçayı öğrenip Kur'an'ı yani tefsirleri daha iyi anladığınızı, hadisleri daha iyi anladığınızı çok değil rahat mi? Hissediyorsunuz. Evet. Çünkü Türkçe yani tam Türkçeyi çok seviyorum ama Arapça karşısında hakikaten zayıf kalıyor. Arapça çok güçlü bir dil. Yani Rabbin onu seçmesinde kesinlikle bir sürü hikmeti var. Yani çok güçlü bir dil. Onun karşısında bakıyorsunuz Türkçe hakikaten çok inceliği olan. Tabii. Yani, yani oradaki yani bir düşme kelimesi. Mesela düşmek diyoruz değil mi? Bizde düşmekle bir ton bir şey. Orada her düşüşün bir şey fiili var yani. Yağmurun düşmesi ayrı, fiyatların düşmesi mesela ayrı. Örnek direkt söyleyebilir misiniz? Mesela uçağın inmesine yani veya düşme hubut diyorlar. İşte mesela şeye karın düşüşüne veya hatalı diyorlar. Ne bileyim yani böyle sakata var bir yerden düşmek yani. Ama bakın bizde hepsi düşmek. Ama Arapça daha pratik o zaman Türkçe. Düşünmeden tek bir kelimeyle. Yok şimdi birine bir şeyi çok ince anlatmak istiyorsanız evet, tabii o evet. Ayrıntı. Çünkü kelimede gizli o. Tabii. Şöyle burada hani yetişen bir arkadaş, burada doğup büyüyen bir arkadaş vardı. Geçenlerde hani Arapça böyle bir kursa gitti. Arapça yani Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için, evet. Şey yapmak için. Yani kursa burada genelde çok şey oluyorlar. Yani ders çok şey oluyor. Yani pratiğe dönük değil veya Kur'an-ı Kerim'e direkt dönük değil. Yani direkt hani şey daha çok hani dil kursu gibi. Teori gibi biraz yok. Çok şey yapıyordu. O yüzden evet. Her hafta takip etmek gerekiyordu. Hani bayağı bir zorlandı. Evet. İşte bunun hakkında bir Ömer abimiz böyle olur. Arapça ders hani online de olabilir belki. Ben de hani ilk öğrenci ben olurum öyle bir şeyde. Yani. YouTube programları şeklinde haftada böyle yayınlar yapabiliriz. Böyle pratik, kolay, hızlı. Yani bilemiyorum. Semaver kanalında mı olacak mesela? Belki abone de kazanırız böylece. Semaver'e abone kazanma adına her şeyi yaparız. Bu arada, evet. Bu arada izleyenlerimiz abone değilse abone olmayı, ayrıyetten beğenme tuşunu ve paylaşmayı unutmuyoruz. Ayrıyetten Ömer abi siz geçen İBM için bir video yaptınız. Onu geri bir bakın ben ne videosu yaptım dermiş gibi. Hangisi? Yani çok yapıyor. O yüzden en son yaptığınız video hangisi abi? İBM reklam tanıtım. Katıl evet. Evet onu üyeliği. Onu mu yayınlamak istiyorsunuz? Hayır yayınlamak değil sadece onu bir anlatalım mı arkadaşlar burada hani belki takip edenler varsa ve hani o videoyu görmemişlerse veya görüp de tam olarak anlamamışlarsa veya tamamını izlememişlerse burada milleti yakalamışken. Yani evet İBM'nin gündüz kuşağı ve akşam kuşağında
dini içerikli, ne bileyim, kendi destek için ailem, tamam, yani iç içe yönelik çok güzel programları var. İzlenmeli, takip edilmeli. Gerçekten çok değerli abiler orada, çok değerli ablalarımız gene. Hem aile içi ne bileyim sorunlarla ilgili orada pırlanta okumaları var. Yani her şeyiyle çok mükemmel programlar var. Artı. Nasıl destek bulabiliyorlar? Fransızca yayınlar başlayacak inşallah. Fransızca yayınlar başlayacak. Çok güzel. Onun için hani nasıl destek olunabilir ile ilgili bir şey anlatmıştınız ya. Hani bir katıl. Hani, abone butonun yanında katıl düğmesi var veya rejoin. Ona tıklıyorlar. Ona tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan A düğmesi var. İşin ağası olmak istiyorsanız. Ama şöyle, bunun bilgisayardan bağlanmamız gerekiyor. Çünkü telefondan bağlanmıyorum. Mesela o yorumu videoda atlamışız abi. Evet. Onunla alakalı hani bilgisayardan bağlanıp da rejoin veya katıl, Türkçe kullanıyorsanız katıl düğmesine basarsanız orada değişik. Fransızcasını yazan seyircimiz var. Fransızlı gelin rejoin. Oradan o özelliğe katılıp da hani şey yapabiliyorlar. Yani bu yardımlar bizim daha çok hani bu işlere hani ister istemez, evet, hani buradaki malzemeler olsun veya yani, şeyler olsun. Yani. Ömer abinin hani başındaki hani kulakları olsun, önündeki mikrofon olsun. Yani bunlar hepsi bir hesap değil mi? Ya bir evet, de sesimiz hani bunlar bu hani destek olmuş olacak hani bu tarz şeyler. Ama telefondan gözükmüyormuş. Bak öyle yazıyorlar. Dedim ya işte bilgisayardan evet, girmek gerekiyor. Onu özellikle belirtelim yani. Bilgisayardan girilmeli. O rejoin yani katıl özelliğini kullanabilmek için. Katılımcı olabilmek orada için. 2 Euro'dan başlayan değil mi seçenekler var, aynen, destek için aylık. Ama A seçeneği kaç? 25 Euro muydu? Ne kadar? Tabii ki buradaki hani Ömer abim de Rum abim de bu abonelikti yapmışlardır. A olmuşlardır. A olmuşlardır. Yok onun ismi A değil abi. Şimdi millet A oldu. Nerede acaba? Birisi girip A arayacak şimdi. A nerede? Ben yok ya isim. Platin üyelik değil miydi? Öyle bir isim yok mu? Aynen. Böyle daha klasik isimler koyuldu. Bronz, gümüş, altın. Böyle. Evet. Platin. O da bizim duyurumuz olsun. Bu arada yerli malı haftası. O hala var mı acaba Türkiye'de? Yani bunu duyunca biraz gülüyorum. Çünkü olayla ilgili yaşadığım şeyler var. Aklıma geliyor. Evet. Türkiye'de yerli malı haftası. Yani mal. Sizin döneminde herhalde daha coşkuyla kutlanıyordu bu. Yani 70'lerde. Öyle olmaz. İyi hatırlıyorum. Ayva götürdüm. İlkokuldayız. Öğretmen sordu, bu ne? Ayva dedim. Ayva. Yani dedi ne olmuş ayva? Ya dedim bu bizim sadece köyde üretiliyor, başka bir yerde olmaz. Bu bize ait yani, yerli malı diye falan. Annesinin ördüğü çorapları getirenler vardı. Yani hatırlıyor musun böyle o gün hakikaten. Ama biz çok saf niyetlerle götürmüştük yerli malı haftasını kutlayalım diye. Öyle her okulda benzer şeyler oluyordu. Yani genelde kuru yemiş, yani kuru yemiş türleri, incirler, üzümler, evet, Türkiye'nin ürettiği başka diğer ülkelere ihraç ettiği ürünleri toparlayıp çok fazla bir şey de üretilmiyorlar herhalde o yıllarda ki. Bunun nedeni neydi? Bunun nedeni. Yani neden var mı yapmadı? Fransa'da böyle bir şey? Yerli mal. Ya direkt böyle yerli malı değil de sanki ben hani 90'lı senelerde yapılıyordu. Yani 90'ların başında yapılıyordu bu okullarda. Emin olmamakla birlikte. Buna benzer bir şey. Evet. Ama ne getiriyordu insanlar? Ya yani kuru yemiş falan getirmiyordu herhalde. Daha başka ya, ürünler. Ama buradan direkt böyle kuvason. Yerli malı getirin diye bir şey değildi sanırım. Yerel ürünler belki olabilir. Şey yerel ürünler. Ya. Öyle bir şey yok bence. Ya şöyle, bu Türkiye'de yani yerli ürünlerin kullanılması bilincini geliştirmek için yani öyle bir şey. Ömer abi, tek partili dönemde de var mıydı yerli malı haftası diye bir dadaş soruyor size. O zaman ortalık mal doluydu. Bilemiyorum hangisi yeni, yerli hangisi yabancı. Evet. Ama Fransızlar da çok bilinçli bence kendi mallarını kullanma konusunda. Tabii ki, yani abi. Fransız malı bir şey varsa onu özellikle belirtiyorlar. Bu işte Fransa'da üretilmiştir, şu bölgenin ürünüdür diye. İnsanlar da tercih ediyor onu. Tabii, tamam mı? Bende de böyle. Hı-hı. Mesela ben bugün gençlik internet siteleri kullanıyorum. Hı-hı. Mesela WeTransfer diye bir site var. Hani ağır büyük dosyaları yollamak için. Evet. Ama bundan birkaç önce Lyon bölgesinden Fransmash diye bir site. Hani Lyon'dan bir şirket çıktı bunu yapan. Hı-hı. Artık WeTransfer'i kullanmıyorum. Fransmash'ı kullanıyorum. Sadece Fransız şirketi ve Lyon'un olduğundan dolayı. Bir alkış alalım o zaman. Çaktırmadan yerli malcı yani. Abi, şöyle, Fransa'daki insanlar için çok... Mesela Le Fromage. Evet. Peynir var ya. Evet. Yani Fransız peynirleri çok bambaşka bir şey. Yani bir gün sizde böyle güzel bir... Bizim tulum peyniri yok mesela, öyle diyorsun ama. Yani. Tulum peyniri mi?
Hani Erzincan tulum. Erzincan. Abi burada keçi peyniri var ya abi. Keçi peyniri var ya. Keçi peyninin 200'den fazla çeşidi var. Bir keçi peynirinin 200'den fazla çeşit. Bu da bir peynir yani keçi peyniri. O yuvarlak olan var ya. Hı-hı. Şimdi şey o. Hı-hı. Sadece onu düşünün bir de emantarlar. Abi Tom de Savoie var. Evet o hakikaten. O var hakikaten. Ya biraz. O bizim ağız tadımıza uyuyor. Tadı bence. Biraz ağır böyle. Yok çok güzel yok. Kaşar peyniri kaşar gibi. Çok var, o var ya. Ya şu reklamı Fransızlar bile yapamaz biliyormuş. Sizin bölgenin mi? Baksana ya. Savoie bölgesinde okumuştum üniversiteyi. Ya ben de birçok hani peynir çeşidi denedim. En çok ağız tadımıza uyan bence de onlar yani. Tom de Savoie gerçekten. Yani çoğu Türkiye'den gelenin ağız tadına uyacağını ben de düşünüyorum yani. Hoş bir peynir yani. Ne oldu abi? Hangi yörenin ürünleri meşhursa onları götürüp maniler okurduk diyor. Giresun, evet, evet. Giresun zengin olsun, cebiniz fındık da olsun. Evet ya yerli malı ama ismi bana hep komik geliyor yerli malı. Ya. Neyse geçelim şimdi. Bu arada şimdi. Sizin bölgelerde hani siz hani yani ne meşhur sizin bölgenizin malı ne? Bizim bölgemizin yerli malı. Buradaki mi? Elazığ'ın vişne mermeri var. Beyaz renkli böyle vişne renginde çıkar mermer. Vişne mermeri diyorlar. Ama yenmiyor yani o bir sanayi ürünü. Yani değil mi? Yani böyle yemeği deneyen olmamıştır herhalde. Rumi abimi. Buz gibi esprisi. Yok şimdi yemeklerden örnek verildiği için evet. Ben... Elazığ'ın orcik başka yerler de yapıyor abi ya. Sadece Elazığ'a ait değil. Rum abi sizin memleket... Benim memleket yok. Yani o yüzden nasıl yani? Çok öyle bağlı olduğum bir yer yok. Nasıl yani? Hadi gel de çöz şimdi. Sizin abi, zor bir neresi? Cevap. Memleket neye göre nasıl yani? Sizin babanızın doğumu neresi? Bu Ankara aslında. Ama benim Ankara'yla bilgim yok. Dedenizin doğumu? Anne tarafı farklı, baba tarafı farklı. O yüzden mesela? Anne tarafı İzmir'den, hep oralardan. Yani bizim oralardan. Sizin orası. Evet başka yerlerde. Çakma İzmirli galiba senin. Orcik hiç duymuş muydunuz siz? Ha? Onu sorayım. Orcik. Orcik? Duymadım ben. Ceviz sucuğu diyorlar da başka yerlerde. Elazığ. Sadece Elazığ'da orcik derler ona. Ceviz sucuğu olarak. Biliyorum işte onu diyorum. Aynen o isim de değil. Yani orcik. Bizde işte Elazığ'da onun ismi orcik. Bu da izleyenlerin de onların da kendi memleketlerinin böyle ya Fransa olabilir, Türkiye olabilir. Evet. Yerli malı varsa. Bu Bayburt tarafında da var galiba öyle bir şey. Ona benziyor. Başka bir isim vardı unuttum. Bilemiyorum. Çok benziyor. Yani biz de ona orjik diyorlar. Evet. Hikayemize geçelim Merdem Hocam. Seyircilerimizi dinlendirelim. Seyircilerimizi dinlendirelim. Orjik şekerli değil miydi? Valla ceviz sucuğu diye duydum ama orjik şekeri bilmiyorum. Belki de öyledir. Yok şekerli değil miydi? Elazığ'dan orjik gelecek. Nostalji yaptırayım size. Ya şimdi bu çete yazılır mı? Gözünü seveyim ya. Evet. Ot Normandie, Camembert, Confiture Dole. Vay. Fransızlar dökülüyor. Yani bunları söylemek lazım. Bu bölgedeki ürünleri de. Aynen işte onu soruyorum ben buralarda. Yani değil mi mesela bizim mesela Lyon'un sosisi de çok meşhurdur. Bak haftaya çayın yanına geliyor orcik. Sözünü yani. Aldık. Gelmezse ama sorarız. Yani burada sorarız. Şahit.